Buyurun. Evet, pardon. Sorumuz Ahmet Selim Özkan'dan geliyor. Ahmet Selim, merhabalar. Bildiğim kadarıyla dünyadaki çoğu insan, belki de tamamı, müziğin mutlaka bir çeşidinden keyif alıyor. Evet. İnsanoğlunun müzikten, yani belli bir ritme, ahenge sahip ses dizilerinden keyif almasının evrimsel süreçteki altyapısı nedir? Neden bazı ses dizilerine gürültü derken bazılarını müzik diyoruz ve duygularımızı bu kadar farklı etkiliyor? Evrimsel süreçte bunun neden geliştiğini biliyor muyuz? Veya bu konuda farklı hipotezler var mı? Eğer kökeni aynıysa sanatların tamamı için bu soruyu genişletebilir miyiz? Genişletiriz. Burada 3 cilt kitap yazarız. Ahmet Selim sağlam soru sormuş. Soru yorum bölümüne sığar mı bilmiyorum ama yani kısaca şöyle. Bizim müzik sevmemizin temel nedeni insanların sesle iletişim kurması sırasında sesi ve sesin üzerindeki duygusal tınıları çözümleyebilecek çok gelişkin bir beyin sistemine sahip olduğumuz için bu ses çözümleme sistemini aslında hack etmenin bir yolunu bulmuşuz. Onun üzerinden ekstra duygu üretmenin bir yolunu keşfetmişiz. Buna da işte notaları arka arkaya dizerek yaptığımız müzik adını veriyor. Müzik aslında konuşan canlılar olduğumuz için beynimizi etkileyen bir uyaran. Şimdi 7 tane notanı ve onların sayısız kombinasyonuyla işte bir sürü farklı sınırsız sayıda şarkı üretebiliyoruz. Sınırsız sayıda duyguya karşılık gelen ses dizgeleri yaratabiliyoruz. Bu müzik kalıplarının bir kısmı evrensel olarak insanlar tarafından algılanıyor ve zihnen tamamlanabiliyor. Mesela işte bu belirgin temel nota dizgeleri var, işte pentatonik, gam falan filan gibi. Bunların 2-3 notasını insanlara verdiğinizde dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar zihnen bu gamın, bu nota dizgesinin geri kalan kısmını zihinlerinde tamamlayabiliyorlar. Bir nevi doğuştan getirdiğimiz bir nota tasnif ve algılama sistemimiz var gibi gözüküyor. Kökeni muhtemelen insan iletişiminde ve doğada yakın çevremizde bulunan seslerin kabaca bu nota aralıklarına düşmesi olabilir. Tabii bu kesin olarak bilebileceğimiz bir şey değil ama bu duyarlılığın dünyada evrensel olarak paylaşılıyor olması bunun doğal bir kökenin olması gerektiğini bize gösteriyor. Müzik tiplerinden hoşlanma meselesine gelince, yani hepimiz aynı tip müzikten aşikar ki hoşlanmıyoruz. Hepimizin farklı zevkleri var. Bazıları hangisi olursa olsun fark etmez diyor. Yaklaşık araştırmalar bize gösteriyor ki 10 yaşına kadar maruz kaldığımız müzik tipleri ya da müzikal çeşitlilik bizim müzik dinleyebilme ve müzik seçebilme kapasitemizi belirliyor. O yaşa kadar özellikle zihnimizi vererek, konsantre olarak, yani bununla ne kastediyorum? İşte bir konser salonuna gidip dinlemek gibi yahut bir albüm alıp özellikle işte bir çalara yerleştirip onun karşısına geçip dinlemek gibi bir faaliyette bulunursa insanlar yeterince belli müzik tiplerine karşı duyarlılık geliştiriyorlar. Zihinleri oradaki mesajı daha kolay alabiliyor. Ama eğer böyle bir şey yapılmazsa o zaman müziği değerlendirme sistemi o 10 yıllık kritik periyotta tam gelişmediği için çok fazla müzik zevki de ortaya çıkmamış oluyor. Özellikle eski Sovyet Rusya'da ki Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımızla bunun çok sohbetini yapıyoruz. Daha çok küçük yaşlarda sanatın her alanına ve müziğe de gençlerin maruz bırakmak şeklinde çok yoğun bir eğitim bileşeni var orada. Yani çocukları müzelere, konserlere sürekli götürüyorlar. Ve onlar ileriki yaşlarında çok daha geniş aralıkta bir müzik keyfine, zevkine ve okuryazarlığına sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla bu 10 yaşına kadar olanki bölümdeki deneyimlerimiz bizim zihnimizin müziği çözümlemesine sebep oluyor. Ben işte ne zaman metalci oldum diye bakıyorum şöyle kabaca. Ta ortaokul zamanlarında ben yavaş yavaş elektro gitar sesinin nerede duysam oraya dönmeye başlamışım. Ki bu 10 yaşından sonraki bir zaman. Belki ben bundan önce elektro gitar sesini nerede duydum diye düşünürken meğersem bizim bütün işte bu metalciliği olan eğilimimiz bizim ailede çokça dinlenen çelpe tekniğiyle çalınan saz ve bozlak tarzı türkülerin yoğun vurgulu ve ritmik halk türkülerinin ve özellikle annemin çok dinlenmeyi sevdiği yine son derece ritmik ve biraz da böyle orkestrasyonlu sanat müziği eserlerinin arka planını yaptığını düşünmeye başladım. Zira bizim evde metalci hiç yoktu. Biz doğru düz metal müzikler falan pek dinlemezdik evimizde. Yani benden başka dinleyen olmamıştı erken yaşlarda. Fakat genellikle hep kulak kesildiğimiz melodiler hızlı, ritmik ve böyle coşku gaz veren Mehter Marşı gibi, türküler gibi falan böyle şeylerdi. Etrafınızda böyle şeylerle yavaş yavaş yetiştiğinizde de gençlik döneminde de bir de cinslik yapma istek tabii ki karşı konulmaz bir şekilde içeriden gıdıklayınca elektro gitar sesini duyup hayran olmuştuk mesela. O da hayat boyu böyle gidiyor. Yaş kaç oldu bak, hala kısmetse 20 Temmuz'da Manavgat'a gidiyoruz mesela. Engel olamıyorum, yapacak bir şey yok. Tedavi alıyorum ama henüz şey olmadı. (Gülüyor) 20 Temmuz geliyor adamlar. Moonlight Sonata efendim.
insanoğlunun eriştiği en üst noktalardan bir tanesi yani. Allah. Sen beni akşamüstü gölgem uzarken öğleden sonra affe ne zaman istersen. Allah. Fakat elimde değil. Kafa sallayasın geliyor da gerdan kırmaya dönüşüyor Tarkan dinlerken. Böyle bir şey var. Bismillah. Bir şey söylemek istiyorum. Şuncacık bir aletle bütün müzik elimizin altında. Use responsibly. Lütfen sorumlu kullanın. Bak müzik beyin için o kadar önemli bir uyaran ki. Böyle günde 500 tane şarkı tüketiyoruz ya. Yanıyor balatalar. Sonra düşünemez hale geliyoruz. Müzik zor bir şey. Beyin için çözümlemesi zor bir uyaran. O yüzden ne olur neyi dinliyorsak, ne için dinliyorsak, yerinde ve zamanında ses kirliliğinden, müzik kirliliğinden ve gürültü kirliliğinden beynimizi koruyalım. Hep söylerim, ağzımızdan girene çok dikkat ediyoruz. Kulağımızdan giren de biraz dikkati hak ediyor. O yüzden devamlı arka planda müzik çaldıktan sonra bir soru soruyor. Ya ben niye aptal oldum, bir sürü bir şey düşünemiyorum diye insan merak etmesin. Sebebi biraz burada yatıyor. Nimet güzel, sorumlu kullanmak lazım. Dolayısıyla müzik zevki o yaşlarda oluşan ve kalıcı olarak devam eden bir mesele gibi gözüküyor. Erken dönemde neden gençlerimizi, çocuklarımızı sanatla bolca meşgul etmemiz gerektiği sanıyorum bu örnekten de biraz daha açığa çıkmıştır. Bu soru vesilesiyle tekrar eğitimci arkadaşlara fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji falan yanı sıra biraz da sanatsal aktivitelere, aslında biraz değil daha çok sanatsal aktivitelere ağırlık vermelerine salık vermek isterim. Nacizane beyinle ilgilenen birisi olarak. Sonra bak çok pişman olacağız ki oluyoruz. Yani şu anda görüyorsunuz. Yapmayalım. Bu mutlak kulak olmak var ya hocam. Evet, absolut kulak olayı. Bu neyle alakalı bir şey? Yani bu mesela öğrenilemeyen bir şeymiş ya, anatomik bir şeymiş yani. Onunla evet. Doğuyormuşsunuz. Yani. Evet, aynen. Nasıl oluyor? Tam sebebi belli değil. Şimdi bizim İç kulağımızda ses dalgalarını beyne elektrik sinyali olarak gönderen korti organı diye bir organ var. Şimdi bu organ çok ilginç bir organdır. Herkes bilir muhtemelen salyangoz diye bir şey var kulağımızın içinde. Böyle kemik bir, hakikaten salyangoza benzeyen bir yapı. Onun içerisinde böyle bir dönen merdiven gibi yükselen bir zar vardır. O zarın üstünde de tam korti organı durur. Bu zarın ilginç bir özelliği var. Altından tepesine kadar, yani o salyangozun tepesine çıkana kadar böyle piyano telleri gibi liflerden oluşur. Ve ilginç bir şekilde yaklaşık 20.000 tane liften oluşur tepeye kadar ve her bir telin aslında kalınlığı gittikçe değişerek tepeye doğru çıkabilir. Kalından inceye doğru dizilmiş teller düşünün. Şimdi bu tellerin sayısı ve yoğunluğu kulağımıza şu kabiliyeti kazandırıyor. Bas sesler döner merdivenin alt tarafıyla algılanıyor. Oraları sallıyor. O sallanınca da beyne sinyal gidiyor. Tiz sesler ise tepe kısmını sallıyor. O sesler daha çok beynin tiz sesleri analiz eden bölgesine gidiyor. Şimdi bu döner merdiven şeklindeki iplerden oluşan şeyin iplerin sayısı ne kadar çoksa ve bu doğal frekans seslerine ne kadar iyi oturuyorsa muhtemelen o titreşimler o kadar spesifik oluyor ve bu çocuklar daha çok erken yaşlarında bir nota çalıyorsun la diyor mesela işte do diyez diyor hemen notayı tanıyabiliyor özellikle nota isimlerini öğrendikten sonra. Dolayısıyla bu kulağın anatomik yapısı artı beynin buradan gelen verileri çözümleyebilme kapasitesinin ortak bir fonksiyonu gibi duruyor. Biz mesela bu yüzden her birimiz yaklaşık 20 ila 20 bin hertz arasındaki sesleri algılayabiliyoruz bu tellerin yapısı sebebiyle. Ama o tellerin duyarlılığı ve bizim bildiğimiz nota aralığına oturması çoğu insanda çok standart olmadığı için biz ara sesleri birbirinden ayıramayabiliyoruz. Yani ana notaları tam olarak duyamayabiliyoruz ama absolut kulaklar, kesin kulak dediğimiz hikaye bunlar notaları birebir denk getiriyorlar. Bu arada ilginç bir şey var. Absolut kulakların çoğu müzisyen olmuyorlar. Bunda ilginç bir sebebi var. Enstrümandaki en ufak kusur, en ufak bir böyle rezonans problemi, en ufak bir armoni uyumsuzluğu bunları çok fazla rahatsız ettiği için lanet olsun diyorlar ben hırdavatçılık yapacağım. Dolayısıyla çok fazla müzikte onları göremiyoruz. Çünkü çok büyük ses hassasiyeti aynı zamanda kusurlu enstrümanlarla bunu icra etmenin çok zor olabileceği de bir zihin yapısı anlamına geliyor. O nedenle absolut kulak süper bir şey gibi gelse de aslında her büyük yetenek ya da her savant benzeri özellik gibi hem bir hediye hem bir problem olabiliyor. Normal olmak iyidir. Zor bir şey çünkü doğadaki her sesin de bir notası var ya hocam. Ben tabii. Burada duvara vurduğum zaman da onu bir nota olarak duyuyormuş. Zaten bana o çok enteresan geldi.
Ki bir de bunun sinestezik versiyonları var yani. O ses frekanslarını farklı duyular şeklinde de algılayıp birebir eşleşme yapan. Mesela renk tonları şeklinde algılıyorsa ya da işte mesela rakamlar şeklinde algılıyor. Rakamlar şeklinde algılayanlar falan da var. Böyle olunca bu arada absolut kulak sinesteziyle de desteklenen ve ilgili olabilen bir şey. O da var. Yani hepsini birden topladığında problemli bir durum. Sen ne güzel bir orkestrada birisi yanlış çalınca hiç aldırmazken bunlar bir anda o konseri çekilmez halde bulabiliyorlar. Böyle arkadaşları Son Feci Bisiklet'in konserine gitmeden öneriyoruz. Orada hiçbir armoni uyumsuzluğu göremezsiniz. İyi çalıyor çocuklar. Çünkü herkes aynı oranda uyumsuz olduğu için... Bak sürekli Son Feci Bisiklet reklamlarımı kesiyorsun. Bu lütfen videodan çıkmasın. Rica edeceğim. Ozan Özgür devamlı kendine sansür uyguluyor. Tamam hocam. Nair. Bu sefer koyacağım. Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim ben. Teşekkür ederim.